Sonunda uyudu prenses. Tabii masalını dinledikten sonra. Keşke tüm yemekler bu kadar keyifli olsa. Yarın sıkıcı bir iş yemeğine gideceğim. Yerinde olmak istemezdim. Büyütme canım bu kadar. Filiz bak ne diyeceğim. Evde sıkılacağına yarın Cem'e eşlik etsene. Hem birbirinize arkadaşlık edersiniz. Çok isterdim ama onun da sıkılmasını istemem. Aa, ne sıkılması canım? Hem nereden biliyorsun, sordun mu ki? Yarın akşam benimle sıkıcı bir akşam yemeğine gelmek ister misiniz? İnsan arkadaşını böyle bir durumda yalnız bırakmaz herhalde. Bana ihtiyacın varsa tabii ki gelirim. Uyumadın mı hala? Uyuyamadım. Nasılsın? İyiyim. Pek iyi gözükmüyorsun. Bence ne kadar kötü şeyler yaşasan da bunları hatırlamak güzel. Bazen hatırlamamak daha iyi. İnsan yaşarken çekmediği acıları sonra hatırlarken çekiyor. Hadi Ali ya. Aa, ne oldu? Ay ne olsun, kamyon bozuldu. Sen nereye? Birkaç yere uğrayacağım. Yani iş görüşmesi için. İş mi arıyorsun? Bizim de aklımızda olsun. Bir şey çıkarsa söyleriz. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ. Hadi görüşürüz. Güle güle. Ay Ali, alamadım bir araba yani. Vallahi doktora geç kalacağız söyleyeyim. Ne yapayım kızım? Bu domates seçmeye benzemiyor. Önce araştıracaksın ki kazıklanmayasın. Hem sen de karışıyorsun bu işe ya. Aa. Araba erkek işi. Sen ne anlarsın ki? Ay bir söyle beni işit. Tamam bir şey demedik. Hayır yani doğumdan önce halledersin herhalde. Aman tamam. Asma suratını. Karışmayacağım arabaya falan. Hem bu doktor var ya. Neye bakacak şimdi tam olarak? Yılmaz'ın sahip olduğu hisselerin gerçek bedellerini hesapladık. Eskiden istediği paranın yanında devede kulak kalıyor. Sen ne düşünüyorsun Filiz? Yılmaz bu parayı kabul etmek istemeyecektir. Vallahi ben orasını bilmem. Benim tek isteğim var, o da onu bir daha görmemek. Aslında bu parayı Sadıkoğlu Vakfı'na bağışlamak daha doğru. Nasıl istersen. Odasını başka birine verin. Henüz eşyalarını toplamadı. Söyleyin o zaman hemen toplasın. Odayı Yılmaz Akın Müzesi yapacak halimiz yok. Ben çıkıyorum. Görüşürüz. Ceyda, bu bağış işini sen halledersin değil mi? Tabii ki. Fatih lütfen. Çok meşgul. İş konuşmasak. Pardon. İnsan bir uyarı levhası filan asar. Biraz da çalışsan diyorum. Ha, bu arada çek geri dönmüş. Paraya gerek kalmadan çözüldü. Bu işe en çok sen sevinmişsindir tabii. Elbette sevindim. Ne oldu? Yoksa bu kadını elde etmekten vaz mı geçtin? Vazgeçer miyim? Sadece sabırlı davranmaya karar verdim. Yavaş yavaş yaklaşıyorum Fatih. Sanırım zor bir kadın. Kesinlikle. Ama böylesi daha çok hoşuma gidiyor. Biliyorsun zoru başarmayı severim. Bu arada akşamki iş yemeğine gidiyorsun değil mi? Elbette gidiyorum. Yani gidiyoruz. Filiz de bana eşlik ediyor.
Hedefe tahminimden daha yakınmışsın. Kesinlikle çok yakınım. Son bir adım gerekiyor. Dikkatli olmalıyım. Ralif senin yemeği için aradılar. Gidiyorsun değil mi? Tamam, katılacağımı bildirin. Ne haber Ceyda? Tamam, alacağım. Yok yok, bugün alırım, merak etmeyin. Tamam, görüşürüz. Ne oldu Yılmaz, kötü bir şey mi var? Odada eşyalarım var diye onları almam gerekiyormuş. Ama ben gidemem. Dert ettiğin şeye bak, ben hallederim. Eyvallah Aynalı, sağ ol. Bana mahalleden bir ev bulun. Buradaki hesabım daha bitmedi. Burada oturmak istediğinizden emin misiniz? Oğluma yakın olmak istiyorum. Şimdi Sema Hanım'dan aldığımız örnekleri tahlile yollayacağız. Hı hı. Ama iş bununla da bitmiyor. Sizden örnek almamız gerekiyor Ali Bey. Ne? Nasıl bir örnek acaba? İdrar mı? Hayır. Spermiyogram yapılması gerek. Ne? O ne demek? Yemek istemiyorum ya. Hadi Elif, çık artık şuradan. Hadi. Bak zaten bütün gün bir şey yemedim. Çıkmayacağım işte. Ben onu yemek istemiyorum. Küçük hanım, 10 dakikanız var. Bu yemeği bitireceksiniz. İtiraz istemiyorum. Sonra da yukarı çıkıp İngilizce çalışacaksınız. Elifciğim hadi ama. Ben sana fazla ciddi demiştim. Hadi. Anne. Bu kadar baskı fazla değil mi? Hadi ama. Gelmeyeceğim. Hadi ama Elifciğim. Hayır lütfen. Anneciğim, bu gerekliydi. Hadi gel. Birinin Elif'i dize getirmesi gerekiyor. Örnek hazır olduğunda bana haber verirseniz ben gelip alırım kabı. İhtiyacınız olursa masada dergiler de var. Hı hı. Nasılsın Filiz? Ben şimdi çıkıyordum. Son bir kez bakmak istedim. Bunu hatıra olarak alabilir miyim? Görüşürüz. Görüşürüz. Böyle bir şansınız yok küçük hanım. Bu yemek bitecek. Hayır yemeyeceğim, bana ne? Bu yemek hadi yenecek. Açalım. Yoksa bu masadan kalkamazsın. Hülya Hanım, daha fazla zorlamayın çocuğu.
İstemiyorsa yemeyecek. Lütfen bu durumlarda müdahale etmeyin Ömer Bey. Elif'in ihtiyacı olan şey sadece disiplin. Sen karışmasana Ömer. Elif zaten hiçbirimizi dinlemiyor. Hadi Elif'ciğim, ye artık yemeğini. Hadi Elif. Ben size anlatamadım herhalde. Bırak çatalı. Çocuk ne yemek istiyorsa onu yiyecek. Affedersiniz Sandan Hanım. Benim bu şartlarda çalışmam mümkün değil. O zaman siz kapının yerini biliyorsunuz zaten hanımefendi. Durun bir dakika, öyle demek istemedi. İyi günler Handan Hanım. Ne yapmaya çalışıyorsun sen Ömer? Küçükken bamyayı ben de hiç sevmezdim. Gerçi şimdi bayılıyorum ama... Söyle bakalım, ne yemek istersin? Anneannemin oradaki bakkaldan kavurmaya kaşarlı tost istiyorum. Feride ablam da çok seviyor. Kavurmalı kaşarlı ha? Tamam, hadi gidelim. Gel. Hoppa! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.